Kıymetli misafirler, AK Parti ülkemizin demokrasi tarihinde yeni bir parti olmasına rağmen mensup olduğumuz medeniyeti yeniden inşa etme iddiasında olan köklü bir geleneğe sahiptir. Onun için siyasete başladığı andan itibaren milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği bütün seçimlerde Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle hep birinci parti olmuştur. İktidara başladığımız 2002 yılından günümüze kadar hep milletimizin derdiyle dertlenmiş, köklü problemleri çözümüne el atmış ve büyük çoğunlukla çözüme kavuşturmuştur. Özellikle demokratikleşme, ekonomi, eğitim, sağlık, ulaştırma, adalet, sosyal güvenlik ve altyapı alanında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar yapılmış olandan daha fazla bir gelişme ilerlemeyi son 10 yılda gerçekleştirdik. Kıymetli misafirler, saygıdeğer delegeler, AK Parti 10 yıldır icraat içerisinde özellikle demokratikleşme alanında çok önemli yeniliklere imza atmıştır. Öncelikle olağanüstü hal ve dengemeler kaldırılmış, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikası uygulamaya konulmuş ve büyük ölçüde başarıya ulaşmıştır. Siyasi partilerin kapatılması yasaklanmıştır. Düşüncenin önündeki engeller kaldırılmış, devlet şeffaf hale getirilmiştir. Yerel yönetimler güçlendirilmiştir. AK Parti iktidarı özellikle milli kardeşlik projesi çerçevesinde temel insan hakları konusunda daha önceleri hayal edilemeyecek gelişmeler sağladı. Özellikle Kürt sorunu, azınlık hakları, Alevilerin, Romanların ve mütedeyyin insanların sorunları cesaretle ve iyi niyetle ele alındı ve önemli mesafeler kaydedildi. Bugün atılan bu adımlardan dolayı bütün sorunları konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz ve çözüm üretebiliyoruz. Partimiz sahip olduğu iyi niyet ve siyasi aklıyla ülkemizin bu en önemli sorunlarda hiçbir zaman çirkin siyasi emellere kurban etmemiştir. Sayın Bakanım ve kıymetli AK Partili arkadaşlarım, bütün bu süreçte AK Parti iktidarı devletin geçmişteki ideolojik, inkarcı ve tek tipçi yaklaşımını vaziyet görmüştür. Özellikle Kürt sorununda devrim niteliğinde uygulamalara imza atmıştır. Aynı zamanda çok önemli bir anayasa değişikliği gerçekleştirildi ve milletin anayasası diyebileceğimiz bir anayasa yapıldı. Nitekim bundan sonra da yeni bir anayasa yapmak üzere sizlerin de bilgisi dahilinde mecliste bir anayasa komisyonu kuruldu ve çalışmalarına devam ediyor. İnşallah bu komisyon sizlerin, bizlerin, halkımızın beklentilerine uygun olarak çok daha iyi, çok daha demokratik bir anayasa inşa edecektir. Kıymetli misafirler, saygıdeğer delegeler, partimiz demokratikleşmede olduğu gibi ekonomide de önemli gelişmeler göstermiştir. 10 yıl içerisinde ekonomimiz dünyanın 26. büyük ekonomisinden 16. büyük ekonomisine ulaşmış. 2023 yılında inşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Milli gelirimiz 3 kat artmış, 10 bin doları aşmış. Gayri safi milli hasılamız 750 milyar doları aşmış. Enflasyon tekrar eğilmiş. İhracatımız 135 milyar dolara çıkarılmıştır. Aynı zamanda Merkez Bankamızın döviz rezervi 85 milyar dolarlara ulaşmıştır. Kıymetli misafirlerimiz, partimiz ekonomiyle birlikte eğitim alanında da çarpıcı gelişmelere kaydetmiştir. 10 yıl içerisinde eğitime verdiği önemin bir göstergesi olarak 7,5 milyar TL'den 34 milyar TL'ye çıkarılmış olan eğitim bütçesiyle 160 bin yeni derslik inşa edilmiş, ders kitapları öğrencilerimize ücretsiz dağıtılmış, yeterli gelir olmayan ailelerin orta öğreniminde devam eden çocuklarına annelerin hesabına maddi anlamda destek sağlanmıştır. Nitekim eğitim verilerinin diğer bir göstergesi olarak AK Parti döneminde üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmamıştır. Sayın Bakanım, kıymetli delegeler, AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye genelinde
sağlıkta adeta bir devrim yaşamıştır. 10 yıl içerisinde sağlık bütçesi 4 kat artarak 14 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Hastanelerimizin kalitesi ve teknolojik donanımları gelişmiş dünyanın standartlarına ulaştırılmıştır. Artık her vatandaşımız sağlık imkanlarından yararlanmakta ve özellikle 18 yaşın altındaki çocuklarımız sağlık bilgisine kavuşturulmuştur. Artan ambulans sayısına ek olarak helikopter ve jet ambulanslar da çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Özellikle ilaç fiyatlarında rekor bir düşüş sağlamıştır. Saygıdeğer arkadaşlar, AK Parti iktidar döneminde bölünmüş yollar, otoborlar, hızlı trenler, tüp geçişler yapılmıştır. Artık ülkemizde partimizle birlikte duble demir yolu dönemi başlamıştır. Aynı zamanda hızlı tren fabrikası kurulmuş, Türkiye'nin herkes iktidarımızla birlikte artık uçağa binmeye başladı. Türkiye'de artık dünyanın her tarafına uçaklıkla seyahat etmek ülken haline gelmiştir. Yine gemi inşasında dünyada 5. sıraya yükseldik. Artık uydumuzu kendimiz yapabilir hale geldik. Kıymetli AK Partili arkadaşlarım, içerideki bütün bu iyileşmelerle birlikte dış politikada da partimiz köklü bir değişiklik gerçekleştirdi. Uluslararası sistemde hep mazlumun yanında yer aldık. İnsan odaklı, evrensel bir dış politika izlemiştir. Yardım alan değil, artık yardıma koşan ülke olduk. Uluslararası arasında örnek alınan bir devlet haline geldik. Saygıdeğer arkadaşlar, bütün bu ülke, Türkiye'de yapılan bu yatırımlardan tabii ki biz karşı olarak da gerekli desteği çok fazlasıyla aldık. Karşısında artık ciddi anlamda susuz köy kalmadı, bütün köy yollarımız yapıldı, köyde sanatçılığıyla, belde sanatçılığıyla hiçbir köyümüzde yolsuz yolumuz kalmadı. Bu anlamda da ben teşekkür ediyorum hükümetimize. Kıymetli değerli arkadaşlarım, bir sözü de sizlere, demokrasilerde demokratik yarış çok önemli ve saygıdeğer bir davranıştır. Bu bağlamda kıymetli arkadaşım, muhtemelen biraz sonra hep birlikte dilekçeyle başvuracağız. Diğer aday arkadaşım Ramazan Karakeli Bey'e de sürece gelecek katkı için teşekkür eder, başarılar diliyorum. Ancak demokratik sınırlar içerisinde korunması ve sürdürülmesi gereken parti disiplinine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Saygıdeğer arkadaşlarım, biz hususunda birlikte çalıştığım iletişim kurulu üyesi arkadaşlarıma, partili arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Arkadaşlar tabii ki şunu bilmenizde fayda var. Siyasetten duygusallığa yeri yoktur. Siyaset biraz profesyonel olmayı gerektiriyor. Bizler de listelerimizi oluştururken bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki yerel seçimleri ve akabinde yapılacak olan yerel seçimleri düşünerek listemizde birilerimiz zora gittik. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu tamamen partimizin geleceğine olan güvenimizle, inancımızla, düşüncemizle böyle bir düşünceye gittik. Ben hepinizin anlayışıyla şimdiden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerde kongremizin ülkemize, ilimize, milletimize hayırlı vesile olmasını diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.